Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Marvel'ın API'ını kullanarak basit bir uygulama yapacağız. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle developer.marvel.com'a gidip bir hesap oluşturup ardından bir key oluşturduktan sonra Marvel'ın API dokümantasyonuna buradan ulaşıp istediğiniz gibi API'yi kullanabilirsiniz. Buraya gelmeden önce biz altyapımızı öncelikle bir hazırlayalım. Şunu bir silelim. Bunu komple siliyorum. Bunu siliyorum. Öncelikle gidip bir header oluşturalım. Components diyelim. Diyorum ki header import React constant header export default header dedim, return header ve içerisine Marvel kahramanları dedim. Buna bir class verelim. Marvel header olsun bunun adı. Daha sonra şuraya bir style adında bir CSS dosyası açtım. Ne demiştik? Marvel Hero Header veya Marvel Header demişiz. Ne olsun? Öncelikle 64 piksel bir hack'imiz olsun. Display'i flex olsun. Justify Content Center olsun. Ardından font weight'i bold olsun. Font size'ı 24 piksel olsun. Arka planı beyaz olsun. Buna bir de bir gölgelik verelim. 0, 0, 20 piksel 0. RGBI 0, 0.5 olsun. Import style dedim. Stilimi import ettim. Daha sonra şöyle yapalım. Buraya header dedim. Gidip uygulamamıza bakalım. Evet, Marvel kahramanları diye buraya geldi. Bir de bir font bulalım. Diyelim ki Marvel kahramanları. Şöyle güzel bir font. Mesela şu olabilir. Şunu alalım. Ve bunu import edelim. Nereye? Şuraya. Ve bunun font familisini, hatta şöyle yapalım. Font familiyi buradan kaldıralım. Bunu da şu şekilde yaparsak, evet, Marvel kahramanları diye buraya başarılı bir şekilde geldi. Ardından letter spacing 6 piksel dedim. Aralarını biraz açtım. Evet, header'ımız başarılı bir şekilde duruyor. Şimdi sırada dashboard'umuza gidelim. Ana sayfamıza. Buraya diyelim ki div scroll wrapper diyelim. Ardından div kart araya diyelim. Başka alanımız olacak. Scroll alanı, kartlarımızın bulunduğu alan. Şunları bir kodlamaya başlayalım. App.css'e gidiyorum. Öncelikle diyorum ki senin display'in bir kere flex olsun.
Daha sonra bunun padding'i olsun, 20 piksel, margin tapı olsun, 40 piksel, margin left'i ve margin right'ı auto diyelim. Şunu kaldıralım. Daha sonra width'ine 100 diyelim. Overflow auto olsun. Height'i ekranın görünen kısmı eksi 150 piksel diyelim. Şöyle yaptığımız zaman başka ne yapabiliriz? Kart araya buraya da diyelim ki display grid olsun. Grid template kolumu repeat etsin. Auto fit edip doldursun ve minimum olarak 500 piksel olsun ve 1 FR diyelim. Grid gap'ı da 30 piksel diyelim mesela. Daha sonra kart araya column diyelim. Çünkü burayı grid yaptığımıza göre buranın içerisinde kolumlar olacak. Kart araya column diyelim. Daha sonra bunu flex 1 olsun. Border radyosu 3 piksel olsun. 20 piksellik bir padding verelim. Align items'ı center. Position'ı da relative olsun mesela. Şimdi şöyle yapalım. Merhaba diyelim. Şöyle yaptığımız zaman evet gördüğünüz gibi 3 tane kolon ayrıldı ve bunların minimum genişliği 500 piksel olacak şekilde ayarlandı. Şimdi ne yapalım? Bu hero'lar için kart tasarlayalım. Onun için de gidiyorum komponente diyorum ki hero şöyle yapalım. Hero kart olsun mesela. Daha sonra import react dedim. Constant hero kart. Export default hero kart olsun. Return diyorum. Ne olacak? Hero kartımız olacak. Daha sonra ne olabilir? Bunları kapsayan bir wrapper'ımız olsun. Div hero image diyelim. Başka neyimiz olabilir? Şunu şöyle yapalım. Div hero name olsun. Kahraman adı. Ardından ne olabilir? İmaj SRC 6. Şöyle yapalım. Şuradan bir Marvel Hero diyelim. Marvel'ın kendi dokümantasyonundan alalım. İncele. Şuradaki bir resmi. Ops. Şunu mesela örnek için alalım. Evet. Bunu buraya yerleştirelim. Şuraya da resim diyelim mesela. Daha sonra gidip CSS'imizi yazmaya başlayalım. Hero card dedim. Hero
Öncelikle box shadow'u 0, 0, 20 piksel, 0, RGBI 0, 0, 0.2 olsun mesela bunun da. Kursoru pointer olsun. Display'i flex olsun. Başka ne yapabiliriz? Border radius olsun 6 piksellik. Vidi 100 olsun. Flex direction'ın da kalın olsun. Ya da bu şekilde de kalabilir. Ya da kalın olsun. Belki alt alta isimler falan yapmaya çalışabiliriz. Daha sonra neyimiz var? Bir wrapper'ımız var. Hero kart wrapper'ın display'i flex olsun. Align items'ı center olsun. Başka hero name'imiz var. Hero name'ini text transform uppercase diyelim. Font weight'i bold olsun. Font size'ı 16 piksel olsun. Letter spacing de şimdilik şöyle 10 piksel diyelim. Daha sonra hero imajımız var. Diyelim ki hero imaj margin right olsun 20 piksel. Ardından hero imajın içindeki imaj width 100 yüzde height 100 yüzde olsun. Border radyusu da 10 piksel olsun. Kahraman adı dedik. Evet, basitçe bir kart tasarladık. Ve şuraya gelip hero kartın çağıralım. Sayfamız yenilensin. Evet, gördüğünüz gibi kahraman adı ve resmi şeklinde. Şöyle yapalım. Evet, gayet başarılı bir şekilde oldu. Daha sonra ben projeyi Axis'i import etmiştim. Şimdi Axis'imizi kullanarak isteklerimizi atalım ve API'yi nasıl kullanacağımızı birlikte görüyor olalım. Bunun için öncelikle API'yi nasıl kullanacağımıza dair burada bir authenticate olmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağınızı buradaki dokümantasyonu okuyarak anlayabilirsiniz. Ama kısaca bahsettiği üzere timestamp'i private ve public key'inizi alıp hashleyip hashledikten sonra şu şekilde URL'e istek atabileceğimizi söylüyor bize. Tamam, biz de öyle yapalım. Şöyle developer account. Öncelikle MD5 hash generator dedim. Şunu kapatabilirim. Timestamp 100 diyelim. Ardından private key'im. Ardından public key'imi kullanarak oluşturduğum bir hash'i istiyor benden. Şuraya hemen gelelim. Diyelim ki constant get characters da şöyle yapalım. Constant get characters. Ardından constant hash diyeyim. Hash'imizi kullanacağız. Import axis from axis dedim. Daha sonra constant karakter list dedim. Set karakter list. Use state başlangıç değeri boş olsun.
Ve bunun bir de tipi olsun. Şöyle models dedim. Karakter nokta model dedim. Export default interface karakter model olsun. Bir ID'si olsun. Number veya string olabilir diyelim. İmaj olsun. String olacağını belirtelim. Bir de name olsun. Bunun da string olacağını belirtelim. Ve ardından diyelim ki bu bir array ve içerisinde karakter modeller barındıran bir array diyelim. Daha sonra axis nokta get dedim. Then response'umuzu alalım. Şuraya da catch error dedim. Şimdi bizden hangi API'yi kullanacaksak, hangi endpoint'i kullanacaksak ilgili URL'e belirli şartlar dahilinde istek atmamızı istiyor API'miz. Yani şöyle gidersem eğer mesela biz karakterleri istiyoruz. Diyor ki bütün karakterlerin listesini verir sana diyor ve burada ilgili parametreleri var. Adına göre örneğin Spider-Man'i arıyorsanız diyor. Adı bununla mı başlıyor? Serileri, hikayeleri ardına sıralayabiliyorsunuz. Limitiniz var, offsetiniz var. Mesela limit diyelim ki limit 100 olacak. Okey. Mesela biz de 100 diyelim. Trait out dedik. Yüz tane veri çektiği için biraz yavaş olacak haliyle. Beklediğim sayfasını tekrar yenileyim. Developer. Şuraya tekrar gidelim. Şu şekilde. Biraz yavaş. Dokümantasyonla tekrar gidelim. Karakter diyelim. Trait diyelim tekrardan. Evet, gördüğünüz gibi sonucumuz başarılı bir şekilde geldi buraya. Biz de şimdi bu sonucumuzu kullanalım. Şunu kopyalıyorum. Şuraya constant URL dedim. Ne istiyor? Karakterler ve API key istiyor. Bizim şurada bir örneğimiz vardı. Nasıl authenticate olacağımıza dair. Şuraya gidersek API key timestamp, evet, API key ve hash şeklinde parametreleri de istiyor bizden. TypeScript demişim, timestamp'i biz 100 dedik. Daha sonra API key'imiz burada public olan key'imizi istediğini söylüyor. Public olan key'imiz neydi? Şuradaki key. Ve hash özetimiz ise buradaki hash olacak. Hash artı hash olacak. Daha sonra bu URL'e istek attığımız zaman console.log response diyelim ve console.log
Error diyelim. Şu şekilde. Daha sonra sayfamız ilk yüklendiği zaman constant use effect diyelim. Daha sonra get karakteri çağıralım. Ardından bir de constant loading set loading diyelim. Use state bunun bir boolean olacağını ve başlangıç değerinin false olacağını söyleyelim. Daha sonra gidip kontrol edelim. Sayfamızı yeniledik. Response'umuz gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde geldi ve içerisinde 20 tane hero var. Bunun için offset özelliğini ya da limiti geçip birisinin olması lazım. Limit results. Evet. Yani diyelim ki mesela buraya 5 dersem bana sadece 5 tane kayıt verecektir. Şurada da yazdığı gibi. O zaman limitimizi biz şöyle diyelim ki 100 olsun bizim limitimiz. Sayfamızı tekrar yenileyelim. Evet, gördüğünüz gibi 100 tane hero'muz buraya başarılı bir şekilde geldi. Hemen ne yapalım? Diyorum ki let heroes array bu bir array olacak. Karakter model barındıracak içerisinde. Daha sonra diyorum ki response.data'nın içerisindeki response.data bir kez daha data ve result şeklinde gitmiş. For each dedim. Daha sonra heroes array'e push diyorum. Şunun tipine any dedim. Bizden id istiyor. item.id. Daha sonra image item'daki şuradan bunun içerisindeki pet'i alıyoruz. Daha sonra name diyor. Item name var. Resimler için şu şekilde bir kullanım var. Buradan boyutunu belirlememiz gerekiyor. Mesela şunu kullanalım. Portrait fantastik. Şu şekilde. Pet'im var. Pet'i aldıktan sonra sayfamızı bir inleyelim. Veriye bir bakalım diyeceğim. Şöyle yapalım. Doc response'umuzu bir tekrar konsola yazdıralım. Data results. Evet. URL'den sonra slash deyip portrait fantastic nokta item nokta extension mıydı? Bakalım. Evet. Extension'ı buraya yazdıracağımızı söyledik. Daha sonra şunu silelim. Diyelim ki set karakter list heroes array olsun. Daha sonra buraya gelip bu komponentimizi parametre olarak interface prop types diyorum ki sana bir karakter gelecek. Bunun tipi karakter model olacak. Props nokta props'lar props tipinde olacağını belirttim. Daha sonra
Resim için prompt nokta karakter nokta imaj. 6 prompt nokta karakter nokta name olsun. Ve buraya da prompt nokta karakter nokta name dedim. Burada diyelim ki eğer karakter listimizin length'i sıfırdan büyükse karakter listimizi mapleyip item karakter model tipinde ve index number olacak şeklinde. Daha sonra return dedim. Bunun key'ine index dedim. Bizden bir karakter istiyor. O anki item'ı gönderelim. Sayfamızı bir yenileyelim. Ve biraz geç de olsa gayet başarılı bir şekilde gelebildi. Sayfamızı yenileyelim. Evet, gördüğünüz gibi karakterlerimiz buraya listelendi. Ama burada bir hatamız var. Bunun grid çünkü kolumlara da böleceğim için şu şekilde yaptığım zaman, evet, gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde çalıştı ve kahramanlarımızı başarılı bir şekilde listelemiş olduk. Evet. Siz dilerseniz buradaki API'yi kullanarak daha farklı, daha güzel şekilde yapabilirsiniz. Mesela burada karakterin detayı, karakterin çizgi romanları, karakterin hikayeleri, çizgi romanlar, çizgi romanların yaratıcıları, karakterleri şeklinde burada bir sürü kullanabileceğimiz endpoint var. Siz de developer.marvel.com'u kullanarak endpointlerinizi görebilir. Siz de proje gerçekleştirebilirsiniz hani böyle basit bir şekilde. Bu derslik bu kadar. Hani benim yapmak istediğim buydu. Şurada bir sorun var. Hani bu derslik bu kadar demeden önce öncelikle key'i şuna vermemiz gerekiyor. Daha sonra şuradaki kartımızın 258 piksel imajları neredeydi? Hektine 258 piksel diyeyim. Şurada bozulan bir resim görmüştüm. Evet. Şu resimdi. O da gayet başarılı bir şekilde yerine oturdu. Bitleri şuradan 168'e 252 şeklinde, 300'e 450 şeklinde. Şu resmin 168'e 258. Bu böyle uymamış. Widthine de 168 piksel diyorum. Evet, bu da gayet düzgün bir şekilde görüktü. Evet. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste, bir sonraki React videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.